Cumhuriyet dönemi dış politikayla devam ediyorum efendim. Dış politikamızın temel iki ayağı var. 23'ten 30'a kadar genelde Lozan'dan kalan meselelerle uğraşacağız. 30'dan 39'a kadar da daha çok 2. Dünya Savaşı yaklaşıyor. Buna karşı Türkiye önlem alma çabası içerisinde olacak. Dış politikamızda demek ki Lozan'dan kalan meseleler ve dış politikada özellikle 2. Dünya Savaşı öncesi tehlikeler, bu şeyler iki ana başlığı oluşturuyor. Dış politikada Türkiye'nin temel prensibi yurtta sulh, cihanda sulh düşüncesi. Hangi ilkeyle ilgilidir diye sorsalar bunu, milliyetçiliktir. Yurtta sulh, cihanda sulh kelimesi, Atatürk'ün sözü, milliyetçiliktir. Dış politikadaki ilk meselemiz yabancı okullar meselesi. İnkılaplarda da bahsetmiştim. Yabancı okulları Lozan'da biz görüşmeye kabul etmedik, biz kendimiz çözeceğiz dedik. Daha sonradan yabancı okulları milli eğitime bağladık, tevhid-i tedrisatta. Genelge gönderdik. Fransa'da konuyu Lahaya götürüp şikayet etti. Türkiye bu konuda geri adım atmadı ve bizim gönderdiğimiz genelgeye Milli Eğitim Bakanlığı'nın şartlarına uymayan yabancı okullar kapatıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada ilk başarısıdır bu. Türkiye bu konuda geri adım atmadı. Bir diğer dış politikada uğraştığımız mesele Musul meselesiydi. Musul'la ilgili Lozan'da denmişti ki Türkiye ile İngiltere kendi aralarında daha sonra görüşsünler. 9 ay içinde çözülmezse konu Milletler Cemiyeti'ne gitsin. Konu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Milletler Cemiyeti de Musul İngiltere'de kalsın dedi. Türkiye bu kararı tanımayacağını söyledi. Haliç Konferansı diye bir toplantı yaptık İngilizlerle. Toplantıda Musul'u konuşacağımız yere Hakkari'yi konuştuk. Musul'u konuşamadık bile. Ondan sonra Türkiye Irak'a müdahale etmesin diye İngiltere önümüzü kesmek için Nasrullah ayaklanmasını çıkarttı. Onu bastırdık, Şeyh Said ayaklanmasını çıkarttı. Onu da bastırdık ama Musul'a müdahale edemedik. Ve sonra İngiltere ile anlaşmaya razı olduk. 1926 Ankara Anlaşması imzalandı. Anlaşmada diyor ki Musul İngiltere mandasındaki Irak'ta kalacak diyor. Bizim işte orada mutlu olalım diye birkaç madde yazılmış. Nedir? Musul'un yıllık petrol gelirinden Türkiye'ye %10 pay verilecek diyor 25 yıl boyunca. 3 sene sonra zaten kriz çıktı. Buradaki petrol hakkımızı 500 bin sterlin karşılığında İngiltere'ye sattık. Öyle bir hakkımız da kalmadı. Aslında bir hakkımız var. İran toprak bütünlüğü bozulduğu takdirde Türkiye'nin müdahale hakkı saklıdır diye. İran toprak bütünlüğü bozuldu. Türkiye müdahale hakkını kullandı mı? Hayır. Şimdiye kadar hiç kullanmadı. Musul Misak-ı Milli'den verdiğimiz en önemli taviz bile diyebiliriz belki de. 1928'de Adana-Mersin demir yolunun satın alınması meselesinde Fransızlarla bir tartışmamız olmuştu. O da bir sorun oldu. 1930'da nüfus mübadelesi olayında sıkıntı yaşandı. Etabli sorunu diye de çıkar. Etabli yerleşik demek. Nedir olay? Lozan'dan kalan bir sorun yine. Lozan'da denilmişti ki Yunanistan'da nüfus mübadelesine karar verilecek. Mübadele dışında tutulan yerler olacaktı. İstanbul, Gökçeada, Bozcaada Rumları ile Batı Trakya Türkleri bunun dışında kalacak. Geri kalanlar değiştirilecekti diye anlaşılmıştı. Yalnız uygulamaya yanaşmadı Yunanistan. Ve konu yine Milletler Cemiyeti'ne gitti Lahey. Ve Atina Anlaşması diye bir anlaşma yaptık Yunanistan'la. Yunanistan tamam dedi, mübadelenin şartlarına uyacağım dedi. Yine uymadı. Ondan sonra da Milletler Cemiyeti'nden bir heyet gelip inceleyecekmiş kimin gidip kimin kalması gerektiğini. Bu arada Yunanistan her gün İstanbul'a göç ettiriyor onları burada bırakmak için. Ve Türkiye Yunanistan'a bir nota verdi. Bunun üzerine Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye'ye geldi ve sorun Lozan'a uygun bir şekilde çözüldü. Yunanistan'la dostluk anlaşması yapıldı. Hemen dost oldu. Ve 1930'dan 1954'e kadar aramız değil. 1954'te Kıbrıs meselesi çıkınca Yunanistan'la tekrar aramız bozulacak. Hatta Yunan Başbakanı Venizelos 1934'te Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'ne aday bile gösterdi. Tabii vermediler. İngiltere'nin Dışişleri Bakanı'na verdiler. Dedim ya dünyanın en fitne devletinin Dışişleri Bakanı'na verdiler ödülü. Yani onun Atatürk'ün de çok umrunda olduğunu zannetmiyorum zaten. Nobel vermediler diye. Evet. 1933'te dış borçlar meselesi var. Yine Fransa'yla yaşadığımız bir sorun. Dış borçlar konusunda ne demişti Lozan'da? Türkiye kendi üstüne düşen borcu taksitler halinde ödeyecekti. 1929 krizi çıkınca bazı şeylerde aksama oldu. Birkaç taksiti ödeyemedik. Ve 1929 krizinden sonra Amerika bir belge yayınlamıştı. Hoover Moratoriumu diye. İflastaki ülkelere yardım edilecekti. Biz de buna güvenerek bir başvuruda bulunduk. Dedik ki biz bu borcu böyle ödeyemiyoruz.
taksitlerimizi tekrar yapılandırın ve güncelleyin. Bir de kalan borcu biz bundan sonra tamamının lira olarak ödemek istiyoruz dedik. Fransa tepki gösterdi. Ondan sonra borç güncellendi, taksitlere tekrar bölündü. 1954'e kadar ödemeye devam ettik. Osmanlı'nın borcu 1954'te ancak bitirilebildi. İlk almamız 1854, zaten 100 sene sürmüş Osmanlı'nın borcu alınmasıyla ödenmesi. 1934'te 2. Dünya Savaşı yaklaşıyor. 33'te Hitler iktidara gelmiş Almanya'da. Mussolini İtalya'nın başında, Akdeniz'de terör estiriyor ve Türkiye'de tarafsız kalmayı düşünüyor. Batı sınırlarını güvenceye almak istiyor. Balkan Antantı yapılmış. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında yapılmış 4 devlet. Bulgaristan ısrarla katılmadı buraya. Neden katılmadı? Çünkü Bulgaristan özellikle Romanya'dan Dobruca'yı almak istiyor. Bir de Yunanistan'ı ezip Ege Denizi'ne inmek istiyor. Ondan dolayı Bulgaristan da 1913'ün intikamının peşinde. Balkan Savaşları'nın. Ben katılmayacağım dedi. Peki Bulgaristan katılmadı da biz yaptık da ne oldu? Savaş çıkınca dağıldı. Hiçbir işe yaramadı yani Balkan Antantı. 1936'dayız. Türkiye 100 yıllık bir meselesini çözmek istiyor. Boğazlar meselesini. Milletler Cemiyeti'ne başvurduk. Milletler Cemiyeti'ne girişimizden arada bahsetmedim ama 1932'de girdik Milletler Cemiyeti'ne. 1920'de kurulmuştu. Milletler Cemiyeti'ne girmek istememizin zaten asıl sebeplerinden biri, öyle dünya barışına katkıda bulunmak falan filan var da, İngiltere'nin başkanı olduğu Milletler Cemiyeti'nde zaten ne barış çıkacak? Boğazlarla Hatay meseleleri var. Bunları biz lehimize çözmek istiyoruz. Biraz da onun için katıldık Milletler Cemiyeti'ne zaten. Ve biz Milletler Cemiyeti'ne başvurup dedik ki, madem biz sizin üyeniziz, bizim haklarımız ne olacak? Boğazların güvenliği tehlikede. Yarın savaş çıkarsa güvenliği kim sağlayacak dedik. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne götürürken boğazlar konusunu kimleri tehdit olarak gösterdi diye ayrıntı soru sorarlarsa size. İtalya, Almanya malum zaten, onlar suçlu devlet. Bir de Japonya. Bu üçünü tehdit olarak gösterdik. Başvuruda bulunduk. Ve Montreux Sözleşmesi imzalandı. Boğazlardaki bütün egemenlik hakları Türkiye'ye bırakıldı. Savaşta geçiş, barışta geçiş, ticaret gemilerinin geçişi falan hepsi ayrıntılı bir şekilde burada yazıyor Montreux'de. Montreux'de şöyle bir ayrıntı daha sorabilirler, söyleyeyim. Dese ki daha önceden Lozan'da boğazların komisyona bırakılmasını kabul ettiği halde Montreux'de boğazların Türkiye'ye verilmesini kabul etmeyen devletler. Orada kabul ettiler, şimdi bize verilmesini istemeyenler var. Almanya, İtalya ve Rusya. Bunlar boğazların Türkiye'ye verilmesini istemediler. Stalin var o zamanlar Rusya'nın başında. Bunlar istemediler. Evet, daha sonra da onaylayacaklar işte. Adım adım. Efendim, Montreux'da çok mühim bir meseleyi çözdük. Montreux'da Türkiye'yi kim temsil etti diye sorarlarsa ayrıntı bir şey. Şöyle söyleyeyim, sadece Montreux'da değil. 1925'ten 1939'a kadar Dışişleri Bakanlığı yaptı. Atatürk döneminde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan adamdır. Sadece Montreux'de değil, Balkan Antantı'nda birazdan söyleyeceğim sağda bak. Ya bu yıllarda ne olduysa, Dışişleri Bakanı hep Tevfik Rüştü Aras. Atatürk döneminin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan adamıdır Tevfik Rüştü Aras. Evet, onu da söylemiş olayım burada. 1936, İtalya Akdeniz'i geçmiş. Kızıldeniz'e inmiş. Habeşistan'ı işgal etmiş. Mussolini terör estiriyor Akdeniz'de. Akdeniz'in güvenliği tehlikede. Orta Doğu tehlikede. Petrol bölgeleri tehlikede. Akdeniz'e kıyısı olan devletler toplandılar. Bir anlaşma yaptılar. Akdeniz Paktı 1936'da. İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı yapılmış bir anlaşmadır. Akdeniz Paktı. Hatta bir sene sonra 1937'de NEOM konferansı diye bir şey yapıldı. NEOM 1937'de. Bu nedir? Yine Akdeniz'in güvenliği için, yine İtalya'ya karşı. Akdeniz'deki gemilerin güvenliğini sağlamak için yapıldı. NEOM konferansı 1937'de yapıldı İtalya'ya karşı. Ve Türkiye şimdi de doğu sınırlarını güvenceye almak istiyor. Sadabat Paktı. İran'da, Tahran'da imzalanmış. Sadabat Sarayı'nda. Türkiye, İran, Irak ve Afganistan katılmışlar. Sınır komşumuz olmasına rağmen ve yeni bağımsız olmuş olmasına rağmen Suriye katılmadı. Neden? Suriye hem Irak'la sınır sorunu var, ikisi de yeni devlet. Bizimle de sınır sorunu var. Suriye daha yeni Fransa bırakmış gitmiş. Suriye Hatay'da hak iddia ediyor.
Hatay'ın kendisinin olduğunu söylüyor. Onun için aramızda sorun var, ondan dolayı katılmamış. Saadet Partisi dağıldı mı peki İkinci Dünya Savaşı çıkınca hemen? Hayır, dağılmadı. Ta 1980'de İran-Irak Savaşı çıkınca, Saddam İran'a saldırınca o zaman bozuldu Saadet Partisi. Evet, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan yapmışlar. Mesela burada da bizi kim temsil etti diye sorsalar isim olarak Tevfik Rüştü Aras. Tabii Dışişleri Bakanı o zamanlar. Ve Türkiye şimdi yine önemli bir meselesini çözmek istiyor. Hatay sorunu diyoruz. Hatay sorunu karşımıza sancak sorunu diye de çıkabilir. Sancak il demek değil mi aynı zamanda? Evet. Sancak sorunu da diyebilir. Hatay 1921 Ankara Anlaşması'yla özel bir statü verilmişti Hatay'a. Lozan'da da aynısı kabul edilince bir şey değişmedi. Ve ne diyordu orada? Fransa çekildikten sonra oylama yapılacak diyordu. Fransa Hatay'dan çekildi 36'da. Suriye diye yeni bir devlet kuruldu. Ve direkt oylama yapılması lazım aslında. Yapılmadığı gibi konu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Mustafa Kemal Hatay konusunda çok hassastı. Ve Hatay benim şahsi meselem diyordu. Ve son yurt gezisini de hasta halinde gidip yine Hatay'a yaptı. Ve hatta Cumhurbaşkanı olduğu halde gazeteci kimliği kullanıp hükümeti eleştirdi. Hatay konusunda iyi çalışmadığını söyledi. Hükümeti bu eleştirdi. Asım Uz ismini kullanarak, unutmayın. Asım Uz, Kurun gazetesinde, Kurun. Mustafa Kemal Kurun gazetesinde Asım Uz ismini kullanmış ve o zamanki İnönü hükümetini eleştirmiş. Hatay konusunda başarısız olduklarını söylüyor. Zaten ondan dolayıdır ki İsmet İnönü'yü başbakanlıktan alacak, daha sonra Celal Bayar'ı atayacak başbakanlık görevine. Bu konuda Hatay'ın çok önemi var. Evet, Türkiye'de hükümetin Hatay konusuyla ilgilenmediğini söylüyor. Ondan sonra Mustafa Kemal şahsi gezisini yaptı Hatay'a. Ve Milletler Cemiyeti de ta İsveçli bir adamı gönderdi. Hatay hiç bilmeyen bir adam, Sampler diye bir adam geldi, rapor yazdı. Sırf Hatay Türkiye'ye katılmasın diye işi inada bindirdiler. Hatta adam dedi ki raporda, Hatay'da Türklerin nüfusu fazla, evet. Ama Hatay'ın Türkiye'ye katılmaması lazım dedi. Suriye'ye de katılmaması lazım dedi. Bağımsız bir Hatay Cumhuriyeti kurulması en doğrusu dedi. İş inada bilince Hatay'da bağımsız devlet kuruldu. Hatay Cumhuriyeti. Allah'tan ki Cumhurbaşkanı Türk, Tayfur Sökmen. Hatay'ın tek Cumhurbaşkanı zaten Tayfur Sökmen. Başbakanı Abdurrahman Melek. Başbakanı Abdurrahman Melek. Meclis Başkanı da Abdülgani Türkmen. Meclis Başkanı Hatay. Bu arada Hatay konusunda Fransa eski sömürgesi Suriye'yi destekliyor. İngiltere de bizi destekliyor Türkiye'yi. İngiltere bizi pek desteklemez. Niye? İkinci Dünya Savaşı geliyor ya, Suriye için Türkiye'nin hatırını kırmak iyi olmaz. Bu bir. Bir de kıskançlık var. Yani Fransa'ya diyor ki ben Irak'tan elimi çektiysem sen de Suriye'den elini çek diyor. Suriye'nin bize ne faydası olacak yarın savaş çıkarsa diyor. Türkiye'yi bu konuda küstürmemek lazım diyor. Yoksa İngiliz politikasıdır bu. Bizi sevdiklerinden değil. Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Yalnız Mustafa Kemal'in kabullenemediği bir şey bu. Çünkü 5000 yıllık bir Türk memleketi başkasına bırakılamaz diyordu Hatay konusunda. Hatay'ın bayrağını falan da Mustafa Kemal kendisi çizip gönderdi yine buna rağmen. Ve Türkiye'den bu işte iş çıkmayınca Mustafa Kemal Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e bizzat mektup gönderdi. Referanduma götür halkı dedi. Ve Hatay Meclisi toplandı, karar aldı. Türkiye'ye katılma kararı çıktı Hatay Parlamentosu Meclis'te. Hatay 1939'da il olarak özel bir kanunla Türkiye'ye katıldı. Hatay sorunu dersem, Hatay sorununa uğraşılması Atatürk döneminde var. Hatay sorunun çözümü derse Atatürk'ten sonra. Hatay'ın Türkiye'ye katılması derse Atatürk'ten sonra. Ama herkes Hatay öyle bildiği için adam gidip Hatay devletinin kurulması der. Atatürk döneminde düşmeyin buna. Karşınıza sancak sorunu diye de çıkabilir. Sandler raporunu burada unutmayın. Hatay'ın Cumhurbaşkanı'nı unutmayın. Özellikle sorulabileceğini düşünüyorum. Mustafa Kemal'in kullandığı gazeteci ismi Asım Uz ismini unutmayın. Kurum gazetesini unutmayın. Mustafa Kemal bu konuda gerçekten Hatay'ın Türkiye'ye katılması neredeyse tamamen Mustafa Kemal'in bizzat kendi emeğiyle olmuştur. Şahsi emeğiyle olmuştur. Ama kendisi bunu göremedi. Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını göremedi. Bu arada Atatürk dönemini bitirirken
Atatürk'ün vefat ettiği sırada Türkiye'deki yönetimdeki isimlerden de birkaç kişi söyleyeyim çünkü soruluyor ya. Atatürk vefat ettiği sırada başbakan kimdi? Son başbakan Atatürk'ün. Celal Bayar. Son başbakanı oydu. Atatürk'ün son meclis başkanı kimdi? Atatürk vefat ettiğinde meclis başkanı kimdi? Abdülhaluk Renda. Abdülhaluk Renda. Meclis başkanı. Atatürk'ün son meclis başkanıdır zaten. Abdülhaluk Renda. Bir dakika daha duramadın değil mi? Bir dakika daha duramadın. Ondan sonra gençler Atatürk dönemindeki dış politikayı ve sonrasında bitirdik. Hakim savcılık sınavında çağdaş Türk dünya tarihi olmadığı için burada şimdi bitireceğiz. Bir de roman, kitap falan sorabiliyorlar. Kısaca çıkabilecek kitapları, romanları da söyleyeyim. Konuyu kapatalım. Evet. Mustafa Kemal'in bizzat kendi yazdığı kitaplar, milli mücadele yıllarını anlatan kitaplar, bunlardan soru gelebiliyor. Atatürk'ün en meşhur kitabı Nutuk. Defalarca soruldu, yine sorulabilir. Tekrar hatırlatıyorum, Nutuk'un dağıtım gelir hakkını kime bırakmıştır falan derse Türk Hava Kurumu. Evet. Nutuk nerede okunmuştur diye sordular. Cumhuriyet Müzesi şimdiki adıyla. Evet. Ondan sonra Atatürk'ün kendi kitaplarında Cumalı Ordugahı diye kitap var. Kızı Afet İnan adına, Atatürk, bu arada bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin ilk kadın tarihçisidir. Profesör Doktor Afet İnan, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin hocalarından Atatürk'ün manevi kızıdır. Afet İnan, Türkiye'nin ilk kadın tarihçisi. Evet, onun adına basılmış Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı, bu da soruldu. Zaten en çarpıcı olanlar bunlardı. Atatürk'ü anlatan kitaplar var. Atatürk'ü anlatan ilk biyografi kitabı, Armstrong diye bir adamın yazdığı Bozkurt kitabıdır. Bu kitabın bir kısmı sansürlüydü. İçerisinde hakaretler falan da var diye. Bir kısmı sansürlüydü. Bozkurt kitabı. Bir de savaş yıllarını anlatan, bizim Kurtuluş Savaşı yıllarının, Birinci Dünya Savaşı yıllarında subaylık yapmış, savaşmış insanlar, aynı zamanda çoğunun asker hüviyeti de var biliyorsunuz. Bunların kitaplarından, bunların eserlerinden sorular sorulabilir. Mesela şöyle bakalım. Karabekir Paşa'nın kitapları var bol miktarda. Buradan soru gelebilir. Kazım Karabekir'in en sorulabilecek kitabı mesela İstiklal Harbimiz. KPSS'de soruldu. Kazım Karabekir. İstiklal Harbimiz. Paşaların Hesaplaşması diye bir eseri var. Bu da sorulabilir. Çocuk Davamız diye bir kitabı, eseri var. Kazım Karabekir'in. Bu da yine sorulabilir. Kazım Karabekir'in kitapları. Rauf Orbay'ın daha önce söylemiştim. Mondros anlattığı Cehennem Değirmeni diye bir eseri var. Bu sorulabilir. Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal'in okul arkadaşıdır. Mektep arkadaşım Atatürk diye bir eseri var. Ona dikkat edin. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban kitabı var. Birinci Dünya Savaşı'nı bir subayın gözünden anlatır. Bu da sorulabilir. Evet. Fahri Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı eseri zaten soruldu. Çankaya diye bir eseri var. Bu sorulabilir. Çankaya. Yine Birinci Dünya Savaşı yıllarında Fahrettin Paşa'nın Medine müdafasını anlattığı bir eseri var. Feridun Kandemir. Fahrettin Paşa'nın Medine müdafasını anlatıyor. Bu da sorulabilir. Efendim, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabı sorulmuştu zaten daha önce de. Onun dışında Kemal Tahir'den soru gelebilir size. Çok yaşa. Hapşıran arkadaşımızın adı. Kemal Tahir'in Devlet Ana diye bir kitabı var. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatır Kemal Tahir. Devlet Ana. Ve Cumhuriyet döneminin güncel eserlerini anlatmış, güncel konularını anlatmış. Mesela demiştim, İzmir suikastini anlattığı Kurt Kanunu diye bir eseri var. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı anlattığı Yol Ayrımı diye bir eseri var. Bunlar sorulabilecek eserler. Evet. Genel tekrar olduğu için olabildiğince seri gitmeye çalıştık ama konularda da atlamadan çıkabilecek yerleri söylemeye çalıştım. Normal tarih derslerimizde bir grup
normal grup dersinde baştan anlatmak üzere şimdilik hoşça kalın efendim.